Isı algılandı. İşte o ısıya doğru ekiplerin çalışmalarını gerçekleştirdiğini, ilerlemeye çalıştığını belirtelim. Şu anda jandarma arama kurtarma ekiplerinin mücadelesini görüyorsunuz. İş makinesiyle bir boşluk açılıyor orada rahat çalışabilmek ve tüneli açabilmek adına. Bu noktada da Ayça'nın bulunduğu alanın biraz sağ kısmından ekipler bir boşluk tespit etti. Demirleri keserek oradan içeri doğru bir yaşam tüneli açılacak ve o yaşam tünelinden de ekipler içeri girecekler. Zaman zaman dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade ettik. Arama kurtarma çalışmaları E blokta hali hazırda devam ediyor. Bu nokta oldukça geniş bir alan çünkü A harfinden Z harfine kadar 29 tane bloğu bulunuyordu Ebrar sitesinin ve bunların tamamı yıkıldı. Ayakta duran sadece 3 tane 4 tane bloğunun olduğunu ifade edebiliriz. Bu bloklarda ağır hasarlı bir şekilde sallanıyor ve en ufak bir artçı depremde dahi yıkılabilecek durumda olabileceğini ifade edelim. Şu anda gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım ekranlarına getirsin. Çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Şu an itibariyle ekipler orada demirleri keserek o kolonu yani önlerindeki o engeli oradan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Sağ taraftan da yine bir tünel açacaklar. Bakın bu noktada aslında binanın en alt kısmında kapıcı dairesinin bir üstünde bir deterjan deposu vardı. Bu deterjanların bile patlamadığını, bidonların patlamadığını ifade edelim. O bidonları şimdi kepçe o noktadan çıkarttı ve kepçe patlattıktan sonra da deterjan kokusu şu anda bize geliyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Orada bir boşluk oluşmuş. O boşluğun altında da ekipler kapıcı dairesinin de yine boşluklarının olduğunu belirttiler. Şu anda orada bir jeneratör çalıştırılacak, kesme işlemi gerçekleştirilecek. Demir kesme işlemi gerçekleştirildikten sonra en alt kısımdaki o boşluğa ekipler girecek ve arama kurtarma faaliyetlerine, çalışmalarına devam edecekler. En alt katta kim vardı? Osman ve Müslüm Uz var. Baba oğul o noktada. Yine bu noktada dışarıda anne bekliyor. İçeriden haber almayı bekliyor. Enkaz önünde umutlu bekleyiş devam ediyor. Ayça'nın babası burada günlerdir bekliyordu. Üzerinde 8 kat bulunuyordu. O katların tamamen alındığını ifade edelim ve şurada yine birkaç kat bulunuyor. Orada da ekipler inceleme gerçekleştiriyor. Halihazırda bu noktada bu katların da tamamen alınacağını ifade edelim. Şu anda sesin geldiği yaşam belirtisinin olduğu noktalara doğru ekipler çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Burada o betonu aldıktan sonra da 10 yaşındaki küçük Ayça'ya rastlandı ve küçük Ayça bulundu. Ayça da hastanede tedavi altına alındı. Şimdi annesini aramak için ekipler bir yandan çalışmalarını sürdürüyorlar. Jandarma arama kurtarma ekiplerini ekranlarınızda görüyorsunuz. Demir kesme işlemi sanırım o noktada gerçekleştirecekler şimdi. Demirler kesildikten sonra da o beton kolon var orada. O beton kolon da kaldırıldıktan sonra ekipler içeri girecekler. O boşluktan içeri girecekler. Önlerindeki o boşluğu biraz daha genişletip yaşam tünelini oluşturacaklar ve binanın en alt kısmına girmiş olacaklar. Umarım o noktadan da güzel bir haberi sizlerle paylaşırız. Ebrar sitesinde birçok mucizeye tanıklık ettik. Enkaz altında birçok güzel haberi sizlerle paylaştık. Kurtulan vatandaşlarımızın haberini sizlerle paylaştık. Buradan da yine aslında en büyük mucizeye de tanıklık ettik diyebiliriz. Ayça'nın bulunduğu alan oldukça dar bir alandı ki Ayça giriş katta oturuyordu, 10 yaşındaki Ayça. Üstünde 8 kat vardı. Bu noktada babası Ayça'nın zaman zaman ölmüş olabileceğini düşünürken burada küçücük bir alanda 10 yaşındaki Ayça'nın secde pozisyonunda bulunduğunun altını bir kez daha çizelim. Daracık bir alandaydı. Ekipler de biz de oldukça şaşırdık. Ancak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemiştik zaten. İşte kaybetmediğimiz umudumuzun karşılığını da bu şekilde görüyoruz. Umarım buradan da yine güzel haberleri sizlerle paylaşırız. Çalışmalar hali hazırda sürüyor. Arama kurtarma ekipleri Ebrar sitesinde günlerdir arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Birçok noktada bu çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bloklarda var. O bloklarda da yine enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ekiplerini görüyorsunuz. Şu anda bir malzeme istendi. O noktada kazma işlemi devam edilecek. Temelin en alt kısmından şu anda binanın yan kısmına
denk geliyor. Yan cephesine denk geliyor burası. Aslında yola denk gelen kısım. Oradan açtıkları o boşlukla alt temel kısmına doğru, yani kapıcı dairesinin bulunduğu noktaya doğru inmeye çalışıyorlar. Oradan da yatay bir şekilde yaşam tüneli açılacak ve yaşam tünelinden de ekipler içeri girecekler ve içeride de yine ısının tespit edildiğini belirtelim. İki farklı noktadan ısı tespit ediliyor. Oraya doğru ekipler hem iki taraftan da ilerlemeye çalışıyorlar. Sağ taraftan alt kısımdan girmeye çalışıyorlar. Bir de Ayça'nın bulunduğu sol taraftan ekipler içeri girmeye çalışıyorlar. Sizler de şu anda bu noktada yoğun mücadeleyi görüyorsunuz. Arama kurtarma ekipleri seferber olmuş durumda, alt kısma girebilmek adına bu noktada çalışmalar sürüyor. Bir yandan da iş makinesi yardımıyla önlerine çıkan o engeller, topraklar, molozlar da alınıyor. Sol kısımda da yine demir kesme işlemi gerçekleştirdikten sonra bir boşluk gördüler çünkü o noktada. O boşluktan da tekrar içeri girecekler o kolondan. Çünkü Ayça'nın bulunduğu alanda hemen Ayça'nın yanında bir kolon vardı. O kolonu geçemedi ekipler. Sağ tarafta bir boşluk buldular. O boşluktan içeri girmeye çalışıyorlar. Sağlık görevlileri bu noktada hazır bir şekilde bekletiliyor. UMKE personelleri bu noktada, 112 acil sağlık ekipleri bu noktada hazır bir şekilde bekletiliyor. Umarım buradan da güzel müjdeli haberi sizlerle paylaşırız. Hem Ayça'nın annesine sağ salim ulaşılır, hem de alt kısımda bulunan baba ve oğla Müslüm ve Osman Usta sağ salim ulaşılır. Onların da buradan sağ salim çıkarıldığı haberini sizlerle paylaşırız. Depremin hemen ardından 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bu noktada birçok bina enkaz haline dönmüştü. Günlerdir bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Her enkazın başına umutla gidiyoruz. Güzel haber vermek için gidiyoruz. Bizler buradayız. Haber nöbetimiz elbette ki devam edecek. Umarım buradan da sizlerle güzel gelişmeleri paylaşırız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.